Herkese merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben uzman psikolog Sezer Ergör. Videoma başlamadan önce küçük bir duyurum olacak. Bunu Instagram hesabımda da zaten duyurdum. 26 Mayıs Pazar saat 2 ile 4 arası Kadıköy'de bir etkinliğim olacak. Bu etkinlik daha çok hani böyle bir seminer tadından çok karşılıklı soru cevap şeklinde olacak arkadaşlar. Yani eğer katıldığınızda sormanız gereken soruları sorup karşılıklı konuşulabilecek ve aynı durumda olan diğer kişilerle de bununla ilgili destek alabileceksiniz. Oluşacak olan sıcak ve güzel bir ortam olacak. Hani öyle resmi, sıkıcı bir seminer ortamı olmayacak. Bunu belirteyim istedim. İstanbul'da olan, gelebilecek olan bütün arkadaşlar, danışanlar, katılmak isteyenler gelebilirler. Tabii ki katılım ücretli ve çok sınırlı bir sayıda, çok az bir yer kaldı. Katılmak isteyenler pazar gününe kadar Instagram'dan yazabilirler ve bir şekilde size gerekli daha fazla bilgi iletilecektir. Evet, burayı geçtikten sonra videomuzun konu başlığına gelelim. Kadın narsistle erkek narsist arasındaki farkı burada birazcık söz etmek istiyorum. Çünkü neden diyorlar Sezer Hanım hep erkekler gibi konuşuyorsunuz da kadınlar hep kalıyor. O yüzden burada birazcık hani bu kadın erkek narsist ayrımının bazı özelliklerinin altını çizmek istiyorum arkadaşlar. Evet. Şimdi erkek narsistler ilişkilerinde artık sahiplendiklerinde hani sizi elde ettikten sonra size olan ilgisi gider. Evlendiyse örneğin artık evin bütün her şey size ait olur. Yani evdeki onarılması gereken, yapılması gereken hiçbir şeyi yapmaz. Siz belki söylemekten dilinizde tüy biter ama o asla o şeyi yapmak için bir gayrette bulunmaz. Onu böyle hani siz söylediniz ya, siz istiyorsunuz ya, sırf siz istediniz diye diyelim bir elektrik lambası takılacak ya da bir perdenin kornişi geçecek ya da işte kırık bir merdiven başlığı onarılacak. Hiçbir şeyi yapmaz. O orada günlerce, saatlerce sizin dilinizde tüy bitene kadar söylettirerek, sizi yorarak ve en sonunda artık sizin aa yeter deyip işi kendinizin yapmasını sağlayacak düzeyde davranırlar. Ama bu noktada kadın narsist hani evlendi ya da birlikte oldu. Kadın narsist çok beceriklidir arkadaşlar. Yani çok böyle yemekleri harikadır. İşte giyinmesinden, konuşmasından, davranış biçimine kadar her şey mükemmeldir. Çocuklarıyla ilgilenmesi iyidir. Yemeklerini düzenli olarak hazırlar, temizliği, etrafı siler, süpürür. Yani buradaki bu erkek narsisten farkı budur. Yani o daha böyle şeydir. Bırakmaz yani kontrolü evde elinde tutmaya çalışır. Ve onun yanındaki narsist olmayan kişilik ki seçtiği odur, empattır genelde. O kişi erkek de kadın narsistin yanındaki kişi de hep böyle evin bir köşesinde sessiz sedasız kalmak zorunda kalır ki bu bir erkektir tabii ki. Evin balkonundadır, orada gazetesini okuyordur ya da evin bir köşesindedir. Ona çok şeyler sorulmaz, onun fikri alınmaz. O sadece kadın narsistin ortaya koyduğu yönlendirmeleri, fikirleri kabul etmekle yükümlüdür. Kabul etmediğinde zaten birkaç kere denemiştir. Çok büyük tepkiyle karşılaştığı için her şeyi kadın narsist organize eder. Çocukları, eşini ve onların neler yapması gerektiğini, ne giymesi gerektiğini, nereden nereye gidileceğini her şey kadın narsistin kontrolü altındadır. Ve dediğim gibi o erkek narsistin tersine evdeki bütün işleri tek başına yapmayı sever. İşte bu da zaten çok şaşırtıcı olur çünkü hani sorduğumuz zaman ya da hatırladığımız zaman annen nasıldı dediğimizde ya benim annem çok iyidir yani evdeki bütün işleri her şeyi çok iyi yapar, misafirler gelir gider temiz bakımlıdır, bize de çok iyi bakardı denir. Ama hani bu duygusal bağın kurulduğu anlamına gelmez. Çünkü kadın narsist erkek narsist gibi duygusal bağ kuramaz. Onlar sadece kendilerini hani çok iyi olduklarını göstererek erkek narsist de bunu dışarıda yapar zaten.
Hani evde pasbaldır, hiçbir şeye karışmaz. Elini bile kaldırmaz. Hatta hep televizyonun karşısında uyur. Öyle orada sofada uyur. Koltukta uyur, koltukta kalkar. Yani evdekileri yok sayar. Çocuklar hep kadının bakımı altındadır. Kadın koşturuyordur, kadın yırtınıyordur. O beyefendi orada devamlı kendi zaten hep şeydir. Kendi rahatı ve kendini düşünerek, diğerlerini yok sayarak yaşar. Bir diğer farklı özellikler kadın narsist baş edemediği durumlarda, istediğini yaptıramadığı durumlarda çok fazla ağlamayı seçer. Yani bu öyle bir ağlar ki zaten hani tanıdığı onu tercih eden kişi, empat kişidir genelde, empat erkek, onun o özelliğine inanarak, kanarak onunla birlikte olmuştur, onunla evlenmiştir. Çünkü kadın narsist o konuda kendini mağdur gösterme, zavallı gösterme, yaralı gösterme konusunda bir numaradır. Çok abartarak bu olayı yapar. Aşırı ağlamaları vardır, aşırı istemleri vardır ve aşırı işte o yapıyor, sen niye yapmıyorsun, karşılaştırma üçgenlemeleri vardır ve yanındaki erkek buna dayanamaz. Çünkü öyle bir hani masum, öyle bir ihtiyacı olan, öyle bir hani kendisini onun için bir şeyler yapmak zorundaymış gibi hissettirir ki kadın narsist. Ve erkek hemen onun emrine düşer ve onu mutlu etmek için kollarını sıvar. Ve hani kadın narsist hakkında ilk aklındaki kalan figür budur. Zavallı, kurtarılması gereken, desteklenmesi gereken küçük bir kız rolüdür. Kadın narsist bunu çok güzel oynar ve devamlı aralarında hep çocuklarına karşı da bunu kullanır. Ağlaması, sızlanması, işte beni görmüyorsunuz, beni sevmiyorsunuz, ben buna layık mıyım, ben sizin için neler yaptım gibi yaptığı şeyleri devamlı ön plana koyarak karşıdaki kişileri, çocuklarını ve eşini kendine borçlu hissettirir ve bu yıllarca sürer. Özellikle çocukları eğer annelerinin narsistlerini fark etmezlerse bir ömür boyu bazen annelerinin dizinin dibinden ayrılamazlar ve çünkü anne ben varım der. Yani narsist anne ben varım, beni görün der. Çocukların ihtiyacı, çocukların kendi duygusal yapılanmaları, evlilikleri, ilişkileri çok önemli değildir. Onların annenin kontrol altında her şey normaldir ama kontrolünden çıktıklarında kadın narsist orada çok telaşlanır. Her şeyi bilmek, her şeyi öğrenmek ister ve en az haftada 2-3 defa telefonla arar ve kontrol etmek ister. Eşi zaten dediğim gibi hep arka plandadır, sessizdir, kendi dünyasındadır ve o çok karışmaz, zaten kadın karıştırmaz. Erkek narsiste de dediğim gibi bu biraz tersidir. O hep arka plana geçip tembel pozisyonunda yanındaki eşini, narsist olmayanı, kadını çalıştırarak geçer. Yani bütün sorumlulukları onun üstüne atar. Çünkü erkek narsist sorumluluk almayı sevmez. Dolayısıyla da o kendi üstüne örneğin aldığı arabasından tut, evinden tut, neyi varsa işiyle ilgili bunları bile kendi üstüne geçirmez çoğu zaman. Bunu ya abisinin, kardeşinin ya da en yakın arkadaşının gibi hep isimleri başkalarının üstündedir ki. Çünkü olası bir durumda bu sorumlulukla karşılaşmak istemez erkek narsist. Kaçar ve evdeki kadını bu konuda yükümlendirir. Her şeyi onun üstüne yıkar. Ama kontrol yine ondadır. Yani kadının çalıştığı maaşını, şuyu buyu hepsini kontrol etmek ister, bilmek ister. Ama daha pasif durumdadır. Kadın narsist gibi ön planda gözükmez. İlişkinin daha en başında ise, hani daha tanışma döneminde de kadın narsist hep böyle yardıma ihtiyacı varmış. Travmaları var, yardıma ihtiyacı var. İşte aldatılmış, kandırılmış, bir önceki ilişkisinde kullanılmış. Kendi yaptığı şeyleri karşıdaki yapmış gibi anlatarak ilişkiye başlar. Yani öyle bir ortamda onu görürsen tanırsınız ki karşı taraf erkek olan kişi kadın narsisti gördüğünde o küçük kızı görür. O küçük kız çaresiz, korunması gereken küçük kızı görüp hemen empat olduğu için de kollarını açıp onu korumak için kendine adım atmış bulur. Ve ondan sonrası da zaten kadın narsist onu yavaş yavaş ele geçirir. Ve erkeğin kendisine güçlü, ona karşı korumacı, onun için her şeyi yapmak zorunda kalması gerektiğine inandırır. Çünkü arka planda iki alıcı verici yine bir araya gelmiştir.
Yani erkek oradaki vericidir, kadın alıcıdır. Ve almak için kollarısı var. Bunu her anlamda kullanır. Bunu yatakta kullanır. İşte en başta yatakta çok iyi olur. Sonra birdenbire kendini çeker. Erkek kendini yine sorgulamaya başlar. Bu kadınla erkek arasında da aynıdır. Kadın, erkek narsist de aynı şeyi yapabilir. Ama kadın daha çok kullanır bunu. Ve erkek kendini daha yetersiz hissetmeye başlayabilir. Kadın narsist çok daha fazla üçgenleme yapar. İşte şu eşine şunu aldı, sen bana bir kolye bile alamadın. O eşine şuraya tatile götürdü, sen şunu bile yapamadın gibi üçgenlemelerle de olayı büyütür. Ve bütün o manipülatif gaslighting olaylarını tabii ki yine kadın narsist de kullanır. Ve bu konuda çok başarılı olur. Ve dediğim gibi yanındaki erkek artık o etrafın daha önce tanınmış erkek modelinden çıkmıştır. O böyle neşeli, canlı kanlı erkek gidip sadece kendine dönmüş, sessizleşmiş, kendi öğüne olan güveni yitmiş ve onun emri altında ama kendi ayrı küçük bir dünyasını kurmuş bir erkek kalır. Bu kadın, bu erkek narsistin yanında kalan kadın içinde aynı durum arkadaşlar. Onlar da aynı şekilde kendi özbenlikleri yıpranmış, değersizlik duyguları içinde gidemeyip orada tıpkı böyle bir hani eğitim verilmiş bir köpek sadakatinde orada kalır ve gidemez. Sen de der ki hep böyle bir yerlerinden bir şeyler bağlıdır, adım atamaz çünkü onda da o narsistin seçtiği kişide de bir takım patolojik rahatsızlıklar vardır. Gidemez, terk edilme korkuları vardır. Dolayısıyla da eğer narsist bir eşe sahipseniz, kadın ya da erkek ilişkiniz öyleyse öncelikle kendinize bakmanız gerekir arkadaşlar. Ben bu kişinin bana bu kadar şeyleri yapmasına rağmen neden gidemiyorum, neden bunu terk edemiyorum sorusuna odaklanıp terapiye başlamanız gerekiyor. Çünkü eğer size bu kadar haksızlık yapılmasına, bu kadar kötülük yapılmasına izin veriyorsanız ve onu normalleştirmezseniz bilin ki orada bir şey vardır ve terapi almanız gerekiyor. Evet arkadaşlar, videomun sonuna geldim. Videoyu beğenmeyi, başkalarıyla paylaşmayı unutmayın. Ve dediğim gibi tekrar pazar günü 6 Mayıs'ta Kadıköy'de sizi bekliyorum. Hoşça kalın. Bay bay.